Peki bir blok şifre tasarlarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu tasarım prensiplerini aslında ortaya çıkartan Claude Shannon, bilgi teorisinin yani information teorinin babası olarak kabul edilen Claude Shannon, İkinci Dünya Savaşı sırasında kriptanizanın çok fazlasıyla katkısı sağlamıştır. 1949 yılındaki çok önemli bir makalesi, şifre tasarımı için karmaşa ve yayılım fikirlerini ortaya atmaktadır. İngilizcesi confusion ve diffusion. Bu kavramlar çok detaylı bir şekilde açıklanabilir ama özetlemek gerekirse karmaşadan kasıt şu: şifreli metin ve anahtar arasındaki ilişki son derece karmaşık ve kapsayıcı olması gerekiyor. Bu şu demek: anahtarın her bir biti aslında oluşacak şifreli metnin her bir bitine bir şekilde etki ediyor olması lazım. Yayılımdan kasıt şu: düz metindeki istatistiksel zafiyetler yani tekrarlar şifreleme sırasında şifrenin her yanına nüfuz ederek yok olmalıdır. Daha önce de birinci bölümde konuştuğumuz gibi dilde bazı tekrarlar mevcut. Mesela Türkçe yazılan bir metinde A harfi çok fazla geçiyor. Dolayısıyla bu tekrar ortadan yok edilmesi lazım. Bunun da düz metnin her bir karakterinin ya da bitinin şifreli metnin her bir bitine etki etmesiyle sağlanabilir. Ama buradaki sıkıntı şu: bu fikirler soyut kavramlar. Yani bunları rahatlıkla ölçebileceğimiz tabirler değil. Dolayısıyla tasarım sırasında tercih edilen parametreler, fonksiyonlar ve işlemler bu kavramlar açısından en iyi olacak şekilde seçilmeye çalışılmalıdır. Burada da bazı matematiksel tanımlar yaparak yaptığımız seçimin neden daha iyisini olamayacağını vesaire değerlendirmemiz gerekiyor. Blok şifre tasarımı genelde iki gruba ayırabiliriz. Bunlar değişim permütasyon ağları ve phase del ağları olarak düşünülebilir. Bir şifre birçok karmaşık operasyon kullanılarak tasarlanmak yerine genellikle döngü ismini verdiğimiz bir fonksiyonun birçok kez tekrarlanması şeklinde tasarlanır. Çünkü buradaki ana fikir şu: eğer son derece karmaşık bir tasarım yaparsanız bu tasarımın iyi olup olmadığını test etmemiz, yani kriptanalizini yapmamız da zor olacaktır. Dolayısıyla tasarladığımız şeyin güvenli olup olmadığını kontrol etmek zorlaşacaktır. Bu yüzden daha basit bir döngü dediğimiz yapıyı oluşturup sonra bunu üst üste tekrarlamak tasarım açısından ve analiz açısından son derece kolay olacaktır. Bir diğer şey de şu: gizli anahtarın blok şifrede nasıl kullanılacağı. Buna key schedule yani anahtar kullanımı algoritması diyoruz. Her döngüde gizli anahtarı direkt kullanmak yerine bir anahtar kullanımı algoritması ile gizli anahtardan her döngüde kullanılmak üzere ayrı bir döngü anahtarı oluşturulur. Şimdi bu iki gruptan, phase'ler ve değişim permütasyon ağından ilkiyle başlayalım. Değişim permütasyon ağını şöyle üç katmandan düşünebiliriz. Birincisi anahtar ekleme. Anahtar düz metin ile işleme sokulur. İkinci katman değişim. Bu karmaşıklığı sağlar. Clutch'ın önerdiği karmaşıklığı burada devreye sokuyoruz. Yine Clutch'ın önerdiği dağılımı da permütasyon katmanında sağlıyoruz. Bu yapıya örnek şifreler AES ve Present olarak gösterilebilir. AES şu an dünyadaki en çok kullanılan şifreleme algoritması. Presence hafif şifreler için, hafif uygulamalar için önerilmiş bir şifre. Bu eğitimde birazdan bu şifrenin yapısını göreceğiz. Ama önce bir resim üzerinden anlatayım. Değişim permütasyon ağını şöyle düşünebiliriz. Yani bir düz metin bloğumuz var. Bunu şifreleme algoritmasına sokup şifreli metin bloğu elde etmek istiyoruz. Değişim permütasyon ağı şu şekilde çalışıyor: başta bir anahtar ekleme katmanı var. Daha sonra da döngülerden oluşuyor. Bir döngüde daha önce konuştuğumuz 3 katman var: değişim, permütasyon ve anahtar ekleme. Sonra bu operasyonlar çıktının tekrar girdi olarak alınıp yine aynı döngüye sokulmasından oluşuyor. Yani bunu en kez yapıyoruz ve sonunda şifreli metin bloğu elde ediyoruz. Dolayısıyla ilk yaptığım şey aslında şu: gizli anahtarı alıyoruz. Bunu anahtar kullanımı algoritmasına sokuyoruz. O bize döngü anahtarlarını üretiyor. Dolayısıyla şifreleyeceğiniz metin bloğunu başta döngü anahtarıyla işleme sokuyoruz. Burada genellikle XOR gibi çok basit bir işlem kullanılır.
Daha sonra değişim, permütasyon ve anahtar ekleme katmanları sırasıyla uygulanarak sona doğru gelir ve şifre metin bloğu elde edilir. Burada anahtar ekleme katmanın önemini görmek de mümkün. Daha önce konuştuğumuz gibi biz aslında haberleştiğimiz kanalın güvensiz olduğunu inanıyoruz. Dolayısıyla şifreli metnin her zaman kötü niyetli insanların eline geçebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla şifre metin bloğu her zaman karşı tarafın elinde var. Buradan amaçları deşifre ederek düz metin bloğunu elde etmek. Daha önce de söylediğimiz gibi bu algoritmanın tamamı aslında standartlarda detaylı şekilde açıklanıyor. Dolayısıyla buradaki işlemlerin hiçbiri gizli değil. Ama şifre metin bloğunu elde eden bir insan tersine gidemiyor. Çünkü daha ilk işlemde anahtar ekleme operasyonu var ve anahtarı bilmediği için bu katmanda ne olduğunu bilmiyor. Dolayısıyla iç değerleri elde edip sonra da düz metin bloğunu elde etmesi mümkün değil. Yine aynı şekilde bazı saldırganlar şifre metin bloğunu elde ettiği gibi bazen düz metin bloğunu tahmin edebilirler. Ama burayı ve burayı bilmek hala bize anahtar bilgisini elde etmeyi sağlamıyor. Çünkü buradan aradaki değerleri elde etmek mümkün değil. Şimdi bunu gerçekte olan bir şifre üzerinden düşünelim. Daha önce dediğim gibi present şifresinden bahsedeceğiz. Bu bir ISO standardı şifreleme algoritması ve hafif kriptografik uygulamalar için standart seçilmiş durumda. Buradaki kasıt şu, hafif kriptografik uygulamalar derken enerjisi çok düşük olan cihazlarda kullanılmak üzere tasarlanmış. Mesela akıllı kartlar düşünürseniz pilsiz çalışan cihazlar ve bunun üzerinde işlem yapabilmeniz çok sınırlı sayıda işlem ve hafıza gücünüz var. Dolayısıyla kullanacağınız algoritmanın da son derece basit olması lazım ki bu işlemleri yapabilirsiniz. Present algoritmasının blok uzunluğu 64 bit. Anahtar uzunluğu olarak 80 ya da 128 bit gizli anahtar seçebiliyorsunuz. Döngü sayısı da 31 döngü. Bu döngünün bir tanesi buradaki figürde gösterilmiş durumda. Mesela düz metin bloğunu buraya yazarsak gördüğünüz üzere burada aslında 64 tane çizgi var. Yani her çizgiyle biz bir biti burada resmettik. Ve ilk yaptığınız işlem döngü anahtarıyla düz metin bloğunu egzorlamak. İkilik tabanda topluyoruz. Daha sonra karmaşıklığı sağlamak için değişim katmanı devreye giriyor. Gördüğünüz üzere 4 bit bir S kutusuna girip 4 bit olarak çıkıyor. Bu işlemde 16 tane var. Bu S kutusunun yaptığı şey ise şu tabloda gösterilmiş durumda. Girdiği 16'lık tabanda resmedersek, yani mesela buradaki her 4 bit de 0 ise 16'lık tabanda yine 0 edeceği için 0 girip C çıkacak demek. C'yi de yine 16'lık tabandan bitlere dönüştürürsek bu aslında 12 demek. Yani 1, 1, 0, 0 demek. Yani siz 4 tane 0 sokarsanız bu kutuya o size 1, 1, 0, 0 değerini veriyor. Bu şekilde giren 4 bit neyse buradaki tablodan değerine bakıp ne çıkacağını görüp karşısına o yazılıyor. Bu sayede karmaşa sağlanmış oluyor. Ama difüzyonu yani yayılımı sağlamak içinse permütasyon katmanı var. O da buradaki oklarla gösterilmiş durumda. Bu da şu demek. Mesela en sağdaki bit hiç yerini değiştirmeden en sağda kalıyor. Ama bir yanındaki bit 16 bit yana kayarak şuraya geliyor vesaire. Bu bitlerin hepsinin yeri değişiyor. Bu bir döngünüz. Dolayısıyla bir döngü sonunda şurada elde ettiğiniz 64 biti alıp tekrar tepeden sokuyorsunuz. Bu sefer bir sonraki döngü anahtarıyla egzorluyorsunuz ve aynı işlemi tekrarlıyorsunuz. Kaç kez? Bu şifre için döngü sayısı 31 seçilmiş. O yüzden bu işlem 31 kez art arda tekrarlanıyor. Bu resim aslında şifrenin tamamını kapsıyor. Tek bahsetmediğimiz şey anahtar kullanımı. Yani döngü anahtarları nasıl oluşturuluyor buradaki gizli anahtarlara kıyasla. 80 bitlik versiyon için özetle bakalım. Gizli anahtarınızı 80 bit şeklinde bir değerde tutarsanız eğer, burada K79'dan K0'a kadar, bunun en soldaki 64 biti, burada gösterildiği üzere, sizin döngü anahtarınız. Dolayısıyla en başta soldaki 64 biti kullanıyorsunuz. Daha sonra bu 80 biti kendi içinde bir işleme sokarak birazcık karmaşıklaştırıyorsunuz. Bu işlemler de şu şekilde gösterilmiş. Başta 19 bit sağa doğru kaydırıyorsunuz bu 80 biti. Dolayısıyla K19 buradan şuraya gelmiş oluyor. Burada gösterildiği üzere. Bir sonraki yaptığınız şey en sondaki 4 biti
S kutusu dediğimiz bir önceki figürde gösterdiğiniz kutuya sokmak ve daha sonra da ortadaki 5 bitlik değeri döngü değerini XOR'lamak. Döngü değerinden kasıt şu. En başta 0. döngüdeyiz. O yüzden bu değer 0. Birinci döngüde bu değer 1, ikinci de 2 ve bu şekilde 31'e kadar gidiyor. Yani 31. döngüyü bit şeklinde yazarsanız 5 tane 1 edecektir. İsterseniz bunu bir örnek üzerinden görelim. Anahtarı tamamen 80 biti 0 seçtiğimizi düşünelim. Burada 16'lık tabanda göstermiş durumda. Dolayısıyla her 0 aslında 4 biti gösteriyor ve 4'ün de 0 olduğudur. Az önceki slayttan hatırlarsanız başta ne demiştik? En soldaki 64 bit bizim ilk döngü anahtarımız. O yüzden döngü anahtarı 1 bu şekilde. Sonra bunu 19 bit sağa kaydırdık. Bir rotasyon yaptık ama hepsi 0 olduğu için yani şu 80 bit tamamen 0 olduğu için bunu 19 bit kaydırmamız hiçbir şey değiştirmedi. Sonra ne yaptık? En soldaki 4 bitlik değeri S kutusuna koyduk. Eğer geri dönüp bakarsak S kutusuna 0 girdiğinde C çıkıyor. Ve sonra da döngü sayısıyla XOR'ladık. O da 0 olduğu için döngü anahtarının ikincisi başlangıçta sadece şu 4 bit C ile değişmiş durumda. Bu şekilde devam edersek bir sonraki döngü anahtarı bu, sonraki bu, sonraki bu, sonraki bu ve sonraki bu şeklinde devam ediyor. Burada özellikle anahtarı tamamen sıfırdan seçtim. Sıfırdan bitlerinden seçtim ki anahtar kullanım algoritmasının yayılım ve karmaşa açısından çok da iyi olmadığını göstermek için. Bakın buradaki sıfırlar 7 döngü sonrasında bile hala kendini çok fazla sayıda gösteriyor. Ama bunu 32 kez yaparsak göreceksiniz ki sonlara doğru bu sıfırlar ortadan kalkıyor. Bu 32 döngü anahtarını 31 döngüden oluşuyor demiştik şifreye. Tabi başlangıçta bir tane daha anahtar ekleme olduğu için 32 döngü anahtarına ihtiyacınız var. Bu sadece anahtar kullanımı içindi. Şimdi bu bilgileri de kullanarak şifreleme yapalım. Mesela düz metnimiz 64 bit oluştuğu için 64 tane 0 biti olduğunu düşünelim. Anahtarın da az önceki gibi seçildiğini düşünelim. Bu şekilde şifrelemeye başlarsak birinci döngü sonrasındaki çıktı bu şekilde olacakmış. Yani en soldaki 32 bit 1, en sağdaki 32 bit ise 0 şeklinde olacak. Bu şekilde devam edersek ikinci döngünün çıktısı bu. 3, 4, 5, 6 ve 7 şeklinde gidiyor. Eğer bunları devam ettirirseniz 31 döngü sonunda çıkan değer bu. Bunu da son döngü anahtarıyla XOR'ladığınızda çıkan değer bu. Bu da sizin şifre metin bloğunuz. Yani tamamen sıfırlardan oluşan 64 biti, tamamen sıfırlardan oluşan 80 bitlik anahtarla present algoritmasını kullanarak şifrelerseniz elde edeceğiniz şifreli metin bloğu bu. Bu da şu, yani bu şu açıdan önemli bu değerler. Az önce gösterdiğim yani şu figürden özetlediğimiz şifreyi dokümantasyona bakarak ya da standartlara bakarak bilgisayarda kodunu yazdığınızda doğru çalışıp çalışmadığını test etmenin en iyi yöntemi bu. Mesela anahtar kullanımın doğru kodlanıp kodlanmadığını görmek için bu değerlerin çıkıp çıkmadığına bakmanız gerekiyor. Şifreleme işleminde de bir hata oluyorsa eğer bu değerlerin neresinde farklılık gösteriyorsak yazdığınız kodun orada hatalı olup olmadığını görüyorsunuz. O yüzden bu değerlere test vektörü denir. Genellikle bir şifre tasarlandığında bu şekilde test vektörleri verilir ki kullanan kişi bu algoritmaları düzgün şekilde kodladığından, kodlarını düzgün yazdığından emin olabilsin diye.